Hayır, herkes için bir kriter olması lazım. Tabii ki yasak değil. Yani sen teknik direktörlük yapamazsın diyemem ama bunun bir ortasını bulun. Adam çıkıp konuşamıyor ya. Teknik direktör taktik vermiş, bir hafta çalıştırmış. Biz maçtan sonra dinleyemiyoruz adamı. Volkan, niye? Volkan doldurdu galiba bu arada. Pro lisansın yok diyorlar mesela adama. İki, mesela teknik direktörlerin de Türkiye'de mesela kendi içerisinde bir organizasyonun olması lazım. Yani bu kadar hemen geldin hop başa geç. Hemen geldin bir ay önce boşa geç. Bu çok doğru bir yol değil. Çok hoşuna gidebilir. Hayır denilemeyecek koltuklar bunlar. Düşünsene Süper Lig'de teknik direktör oluyorsun ama ileriki orta ve uzun vadede kendi kariyerlerinde de şey oluyor, sıkıntı oluyor yani. Bence biraz daha tecrübe kazanarak gelmek daha doğru. Başlangıç noktası önemli. Saygınlık da kaybedebiliyorlar çünkü sonra. %100. Başlangıç noktası çok önemli. Nuri Hoca için mesela ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Güzel yerden başladı. Belki senin de söylediğin gibi hani çok ülkede görülmeyecek bir şeydir bu. Almanya'da böyle bir şey göremeyebilirsin. Bizim ülkemize has ama biz az önce de söyledim. Nuri, Şahin, Hamit Altıntop, Emre Belezoğlu bunlardan 100 tane yok bizde. Evet. 5 tane falan var yani. O yüzden bunlar açısından ben bir sıkıntı görmüyorum. Hani bu arada Nuriye'de direkt Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş teslim edilmedi. Evet, şimdi yine bir transferle ilgili haberle devam edelim. Trabzonspor'da Alman basının bir iddiası var. Lyon forması giyen yıldız futbolcu Boateng'le ilgilendiğini öne sürdü Alman basını. Bir bakalım detayları. Evet, acaba Alman basını da... Bu doğru bu haber. Değil mi? Doğru. Biz içeriden de ben bunu konuştum Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlarla. Şöyle bir şey var. Sanki 4 milyon euro gibi bir maaş var. 2 milyon 2 milyon bölüşülecek gibi. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Yani o şimdi 10 yıl Bayern Münih'te oynuyorsunuz. Bakın 10 yıl diyorum Bayern Münih'te. Çok büyük bir tecrübe. Herhalde bunu tabii Şampiyonlar Ligi vesaireyi de göz önünde bulundurarak. Ki böyle transferler yapmasını bekliyoruz Trabzon. Ya şimdi 4 milyon euroyu çat diye verirsen bu bir şey olabilir, zar atmak. Beşiktaş, yaş peki? Mesela, stoper dediğin adam yaşlı olur. Bence. Stoperler demiyorum. Hı-hı. Bir tanesi en azından tecrübe. Yaştan kastım tabii 45'ten bahsetmiyoruz. Ama ben şeyi çok önemserim. Eskiden liberolar vardı bilirsin Volkan. Sarkık liberolar. Hep ağır abidir onlar böyle. Popescu'lar işte Müjdat Hoca, Gökhan Keskin. En arkada durur, süpürücüdür o ve şeydir takımın ağır abisidir o. Yani mahallenin abisi gibidir o. İşte o model tandeme geçtikten sonra biraz daha farklı. Şey tercih eden takımlar var. İşte Marka, Nelson gibi genç. Bu tarz örnekler de var. Ama ben mesela futbol takımı kuruyor olsam oraya bir tane ciddi tecrübeli, okkalı, oturaklı bir abi modeli stoper koyarım. Yanına da daha böyle genç, daha zımba gibi çevik atletik bir adam koyarım. Boateng o açıdan bence Trabzonspor'un uluslararası tecrübesinin de çok olması hasebiyle maliyetine de baktığınız zaman işte Boateng'i de 1 milyon euroya buraya getiremezsin. Sen takımda evet. 2 milyon euro maaş verdiğin Boateng'in yarı kariyerinde olmayan bir sürü adam var. O yüzden çok mantıklı bir iş gibi geliyor. Umarım bitirir Trabzonspor bu transferi. Buna bir örnek şöyle desteklemek açısından söyleyeceğim. Martin Şikirtel 35 ya da 35 yaşında, 2020'de oldu değil mi Başakşehir? Evet. 35 yaşında... Bu da. Boateng'de 34. 35 yaşında Başakşehir'le şampiyon oldu Martin Şikirtel. Evet. Yani kariyer ama onun da aynı şekilde kariyer işte Liverpool yıllarca. Öyle oyuncular açısından çok yaş kriteri koymamak lazım. Ya... Pepe hala oynuyor. Şampiyon oldu bak Porto'da mesela. Evet, Pepe hala oynuyor yani. Pepe bir de Portekiz milli takımına da seçiliyordu. Tabii canım. Seçildi. Covid oldu değil mi? Hasta mı oldu? Son birkaç aya kadar seçiliyordu. Covid oldu diye çıktı tabii. Kadrodan. Yoksa yine kadrodaydı en son. Yani bazı oyuncular için istisna yapabilirsin. Boateng de bence o isimlerden bir tanesi. Hele ki 2 milyon euro civarı bir bedelle getirebiliyorsa muazzam iş olur. Şampiyonlar Ligi tecrübedir. Yani bizim en son başarılı olduğumuz Beşiktaş kadrosuna bakın. Tek tek futbolcuların kariyerlerine bakın. Bir şey bakın. Anlatıyorsun şu anda bence. Tek tek futbolcuların kariyerlerine bakın. Geçmişte Fenerbahçe'nin çeyrek final oynayan kadrosunun tek tek kariyerlerine bakın. Çok doğru. Yani bu hani genç takım diye bir şey var. Tabii ki genç takım olsun. Mümkün olunca genç bir takımla oynayın ama hatta o dönem
bir Fenerbahçe yöneticisi bana söylemişti. Ya sürekli genç oynasın, genç oynasın diye medyada konuşuluyor. Abi biz araştırdık. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan takımların yaş ortalaması 26, 27, 28. Abi genç Ajax'ın yıldızı Tadić ya. Tabii canım o da. Abi onu konuştuk evet. Yani 30 küsür yaşında. O olmasa o genç, tamam gençler de olsun ama oraya işte Hakim Ziyech'teyiz. Stoper transferindeki en mantıklı şey 30 yaşında transfer edeceksin, 5 yıl oynatacaksın yani. Tabii. Ya bu arada yani mesela birçok stoper, mesela Simon Kea da aynı şekilde. Kariyerinin zirvesine 30 sonrası çıkıyorlar evet, yani. Evet. Marcelo mesela 5 yıl. Değiştirmeyeceksin de yani kolay kolay işte. 5 yıl tutacaksın en az. O zaman başarı geliyor. İkiliyi tutturdun mu? İkili zaten tarihe geçiyor. Hepimiz evet. Biliyoruz ya işte bir çırpıda sayarız. Evet, her takım. Uçehök, Ronaldo, tabii. Zago. Bir sürü sayabilirsin işte. Falcao, Götze, Stumpf. Bu ikililer her zaman şey akılda zaten yer ediyor. Onu tutturmak da çok kolay değil. Hani birini tutturuyorsun da ikisini tutturmak çok kolay değil. Çok zor. Evet. Aynı ülkeden genelde tercih etmek güzel oluyor. O zaman. Ya da aynı ligden almak. Mesela Lugano Edu. İkisi de evet. Brezilya'dan gelmişti. Güzel. Ronaldo Zago ikisi de Brezilyalı. Evet. Stoper yaşanmışlık biraz. Çünkü evet. 7 tane topu savuştur. Bir tanesinde bir hata yaptım. Maç senin üstüne kalır. Uçehök de bu arada ikisi de Danimarka'dan gelmişti. Evet. Evet onlar da bir şey. Yani Uçe aynı. Nijeryalı ama evet, Danimarka'dan yani, gelmişti. Evet. Uçe Okeçuk bu. Hiç unutmayacağım. Diyor seni hiç unutmayacağım site olan. Uçe de geçen burada konuştuk. 94 senesiydi. Beşiktaş Fenerbahçe'yi sürekli yeniyor o zamana kadar. Sürekli. Tabii 7 yıllık falan bir seri. Hatta Rıdvan Hoca şey derdi ya biz Beşiktaş'la maç olmasın falan diye yine mi 3 yiyeceğiz 4 yiyeceğiz esprisini yapar bunun. Döndüğü maç vardır bunun. Sağ taraftan İlker Hoca top çıkardı. Tabii Mecnur ıskaladı. Mecnur. Allah rahmet eylesin. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Belki de duymuştum ama şu an anımsayamadım. Allah rahmet eylesin. Uçe 90+2 idi galiba. Son dakikada attı. 2-1 evet. Fenerbahçe o maçı kazandı. Ondan sonra Fenerbahçe kazanmaya başladı maçları. Öyle bir dönmüştü şey. Kaderi tarih orada. Değiştirmişti. Evet bir tarihe böyle yolculuk yapmış olduk. Bir transfer sorusu daha var. Volkan sana onu da sorayım. Carvalho bizimle yayındayken bu soru da gelmişti. Fenerbahçe ilgileniyor diye haberler var. Evet. Portekiz basını kaynaklı haberler var. Portekiz milli takımının da milli takım oyuncusu. Önemli bir oyuncusu. Betis'le bir yıl sözleşmesi kaldığı için tabii daha çok konuşuluyor ama ucuz bir oyuncu değil. Bir 6 numara arayışı var Fenerbahçe'de. Bu çok net. Bunu söyleyebiliyoruz. Yani Konyaspor'la Amir konusunda bir bilgi almak da dahil olmak üzere. Hı hı. Amir Hoca Ahmet Oviç konusunda bilgi almak da dahil olmak üzere bu noktalara geliniyorsa demek ki bir 6 numara arayışı var. William Carvalho yani müthiş oyuncu. Söylemeye evet. Gerek yok. Portekiz milli takım oyuncusu. Tabii biraz da ben bu haberleri şeyle de bağdaştırıyorum. Jesus'la. İşte Lisbon'da beraber çalıştığı işte Seferovic hemen hı-hı. Benfica'da. İşte Gabigol hemen Flamengo'dan. Yani hemen böyle haberler hani Türkiye sadece Türkiye'de olmuyor. Portekiz'de de oluyor. Sadece Türkiye'de olmuyor. Portekiz'de de oluyor. Biraz böyle bir haber de olabilir ama. Gelirken getirsin canım. Sen de koskoca Jesus'un. Yani elin boş gelme yani. Jesus'tan beklenen de bu. Bir Seferovic bak, yakışmaz mı şimdi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben ne zaman takdir ederim transferde? Hani bir teknik adamın. Mesela Crespo'yu getiriyorsan Pereira. Evet. Her zaman söylüyorum yani. Portekiz 2. ligi. Kim bu Crespo diyeceksin herkes ama. Herkes burun kıvırdı. Biz bunu 4-5 ay sonra kararını verebiliyoruz. Yani kafada getirirken bir adam getirmek var. Bir de şimdi Crespo'nun ilk havasını düşün. Adam kendi söktü aldı emeğiyle evet. Formayı. Ama demek yani ki bir şey varmış adamda. Olmaz yani. Mı? Doğru. Pereira kimse bilmese de o biliyormuş evet. Mesela. Yani evet. Devam edeceğiz. Şimdi bir Avrupa finallerine götürelim izleyicilerimizi. Hem Konferans Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de Şampiyonlar Ligi finallerinin özetlerini bir hatırlatalım size. Sonrasında sohbetimiz sürecek ayrılmayın.